sevgili izleyiciler, az sonramızda da gördüğünüz kadının gündeminde şimdi kadın avukatların büyük başarısını konuşacağız. Nedir bu başarı? Bir ödülden bahsedeceğiz. Peki kiminle konuşacağız? Avukat Hande Hançer Çelik bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Evet, merhaba. Birkaç gün önce fikri mülkiyet haklarının korunması konusunda uluslararası, hani sadece Türkiye'de de değil, uluslararası bir ödül aldınız. Öncelikle bu ödülü biraz anlatır mısınız bize? Nasıl bir ödülden bahsediyoruz? Tabii. Ayrıca ki tebrik ederim. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Bu ödül aslında biz Türkiye'deki en iyi fikri mülkiyet bürosu ödülünü aldık. Ama bu ödül 81 ülkede, her ülkedeki bu alanda işte en iyi olan hukuk bürolarına verilen bir ödül. Bu sene bizim için özelliği şu, 4 senedir üst üste biz aldık Türkiye'den bu ödülü. Dolayısıyla da daha önce de tabii ki geçmişte aldığımız yıllar olmuştu. Fakat hani diğer bürolarla paylaşmıştık bu ödülü yıllar içerisinde. Bu sene 4. kez üst üste almış olduk. Bu da elbette bizi çok mutlu etti. Bu ödülde öncesinde bayağı bir hazırlık süreci oluyor. Yapmış olduğumuz çalışmaları, müvekkil portföyümüzü, o sene içerisinde daha önce hani böyle daha öne çıkan vakaların nasıl handle, onlarla nasıl uğraştığımız vesaire gibi bilgileri veriyoruz. Bayağı hummalı bir çalışma yapılıyor. O yüzden de hani çalışmalarımızın karşılığını görmek de güzel. Yani zaten evet, çok hummalı bir çalışma yapılıyor. Bir de hazırlık için çalışma yapılıyor. Mutlu edici, güzel bir gelişme oldu bizim kesinlikle için. Kesinlikle çok mutlu edici. Bizim için de öyle tabii. Ödülü size aldık. Çok mutlu ederiz. Olduk. Peki Türkiye'den 4. kez dediniz. Evet. Aslında sizin büronuzun şöyle de bir farklılığı var. Aslında ortakların daha fazla, çoğunluğunun kadın olması, evet, değil mi? Nasıl bir ortaklıktan bahsediyoruz? Kaç kişi, yüzde kaçı kadın? Evet. Şimdi bizim öncelikle büromuz %70 çalışanı olan büyük bir büro. O çok büyük gerçekten. Tabii burada sadece avukatlar değil. Normal bize destek olan asistan arkadaşlarımız, tescil birimindeki arkadaşlarımız. Yani birçok farklı birimi bünyemizde barındırıyoruz. Bunu zaten %59'u kadın her şeyden önce. Çalışanların çoğunluğunun. ortak avukatlar arasından da 12 ortak avukatımız var şu anda. 7'si kadın. Dolayısıyla bu da %58 falan gibi bir orana tekabül ediyor. Mutluluk verici tabii ki. Genel dünyadaki, Türkiye'deki bütün oranlara bakacak olursak büromuzun hani bu anlamda diğer alanların yanı sıra bu alanda da hani fark yaratır bir pozisyonda olması çok mutluluk verici, evet, oluyor. Evet, kesinlikle bu anlamda da fark yaratmışsınız. Evet. Peki kadın ortakların bu kadar çok olması acaba bu ödülle bir katkısı olmuş mudur? Muhakkak olmuştur. Çünkü hani elbette bütün çalışanlarımız, yani bu 170 kişinin de bu ödüle büyük katkısı var. Herkesin kendi yaptığı iş oranında. Şimdi sayıca kadınlar daha fazla olduğu için burada hani matematiksel olarak yaptığımızda da tabii ki hani hiçbir şekilde ayrımcılık yapmak istemiyorum ama elbette büyük katkımız var bizlerin de. Zaten öyle bir ayrım yok her şeyden önce büroda. Herkes eşit şartlar dairesinde yetenekleri ve zaten çabası oranında çalışıyor. Zaten derginiz de o değil mi? Evet, eşit kesinlikle olabilmek. Yoksa yani daha öndeyiz diye zaten aynen, hiç kimsenin evet bir iddiası yok. Ne kadınların ne de erkeklerin kesinlikle böyle bir iddiası olmadığı sürece zaten ülkede daha yaşanılabilir kesinlikle bir halde olabilir. Kesinlikle. Ama her sektöre baktığımızda aslında tüm dünyada da yani hukuksal alanda değerlendirmenizi istiyorum. Kadın erkek eşitsizliği de göze çarpıyor. Yani aslında siz kendi büronuzda bunu çok güzel, evet, başarmışsınız ama maalesef her yerde de böyle değil. Evet. Yani sadece Türkiye'de değil, aslında dünyanın pek çok yerinde bu anlamda ciddi bir eşitsizlik söz konusu. Ne dersiniz bu konuda? Sizin deneyimleriniz de vardır mutlaka bu konuda. Evet, yani şimdi aslına bakarsanız hani şu an Türkiye'nin nüfusu yarı yarıya kadın erkek olarak. Evet. İşte %41'e 40 gibi bir şey varmış. Hatta 2040 yılında kadın nüfus daha çok olacakmış. 4 sene boyunca da egemenliği sürdürecekmişiz. Şimdi bu genel yapıya baktığımızda bunun iş hayatında da aynı şekilde tabii ki yansımasını görmek istiyor insan. Ama bu tarihsel, kültürel süreçlerle bunu henüz hukuk alanında tam olarak sağlayamıyoruz. 2012 verilerinde %39, avukat sayısı %39'muş genele bakacak olursak. Fakat şöyle bir şey var, o da önemli bence. Hukuk fakültelerinden mezunların artık böyle yavaş yavaş kadın öğrenci sayısının daha fazla olduğunu görüyoruz. Tabii bunda şu da olabilir, hani bu üzücü bir şey, hani mühendislik vesaire gibi alanlara işte orası kadın yeri değil gibi bir algı da var maalesef. Hani bunun sonucu da olabilir. Her neyse, ama hani sonucu en nihayetinde en azından hukuk sektöründe kadınların birazcık daha böyle ön plana çıktığını görüyoruz. Zaten bir noktada hani büroda kadın çalışanın daha fazla olmasının bir sebebi de bu. Çünkü mezun sayısında kadın sayısı daha fazla olduğu için, örneğin 2012'de bu %53'müş.
kadın mezun sayısı, kadın öğrencilerin mezun sayısı. Dolayısıyla bize de onlardan daha fazla başvuru oluyor. Ve bizde de hani çalışan sayısında böyle bir farklılaşma, lehe bir farklılaşma oldu. Ben kendi adıma şanslı azınlıktan olduğumu düşünüyorum. Dolayısıyla hani büyüdüğüm yani ilk günden beri hani okula başladığım ilk zamanlardan beri daha sonra iş hayatıma başladığımda da hani bunun bir şeyini hissetmedim. Hani kadın olduğum için daha farklı bir muamele görmedim. Ailemde görmedim, okulda görmedim, iş yerinde görmedim. Böyle olduğu için de hani tabii ki çok mutluyum ama şanslı azınlıkta olduğumu da biliyorum. Dilerim bu şeye bütün herkese yani toplumun geneline yayılabilecek bir yapı olur. Evet, peki hazır sizi bulmuşken kadınların hukukta var olmasının biraz da böyle öneminden bahsetsek. Evet yani tabii kadınların her yerde var olmasının önemi zaten ama hukukta var olmasının önemi belki şu önemli yani hukuk toplumsal kurallar bütünü hani en çok böyle klasik bir tanımını yapacak olursak dolayısıyla da hani bu kuralların en doğru şekilde uygulanabilmesi için kadınların da burada varlığının artması en azından bir kadın bakış açısıyla hani o eşitsizliklerin nasıl giderilebileceğine dair o kuralları koyarken onların yapılışı ve uygulanışı aşamasında yani kadınların bakış açısının belki şu aşamada o eşitliği sağlamak için bir tık daha fazla olması önemli olduğunu düşünüyorum. Böyle evet. Evet. Peki siz dediniz ki işte ben şanslı azınlıktayım. Yani işte ailemde de, iş çevremde de, okulda da hiçbir evet. şey görmedim ama mutlaka bunu görenler ve farklılık yaşayanlar yok mudur? Tabii ki vardır. Yani dediğim gibi bizim büromuz hukuk sektörü, şu İstanbul'daki büyük hukuk bürolarının genelinde kadınların gene hani fazla olmasalar bile çoğunluk böyle yani büyük bir şey olduğunu biliyorum. Tanıdığım kişilerden de böyle. Ama böyle olmayan örnekler de elbette vardır. Burada hani kendi çok az yaşadığım için hani belki onu söyleyebilirim ama bunun çok fazla örnekleri olabilir. Özellikle erkek müvekkiller bakımından hani bir toplantı odasına girdiğinizde sizin hani bir kadın olduğunu görmeleri halinde yanınızda da başka bir erkek yoksa, yaşça büyük bir erkek yoksa sizin hani yaşça daha genç bir kadın olmanız ilk başta bir tereddüt yaratıyor. Hani acaba güvenilirlik evet açısından. Yani acaba bize yeterince destek verebilecek mi şeyini yaratıyor. Bugüne kadar hani çok büyük şey bir saygısızlık yaşamadım dediğim gibi. O da kurumumun hani sahip olduğu güvendendir büyük ihtimalle. Hani sen mi bize yardımcı olacaksın gibi açıkça bir şey olmadı ama gözlerden böyle bir ufak şey anlaşılıyor. Ama hani konuya girdiğimiz andan itibaren konuyu iyi bildiğim için yani iyi bildiğimi kendilerine de herhalde aktarabiliyorum. Dolayısıyla o güven sorununu bu şekilde aşmış oluyoruz. Ama eminim pek çok noktada bunu daha zor aşabilen meslektaşlarım vardır veya ön yargı sebebiyle onlara gidilmektense işi çok daha iyi yapabilecek olduğu halde bir kadın avukata gitmektense bir erkek avukatın tercih edildiği durumlar oluyordur. Evet. Aslında iş hayatının her kesiminde var. Sadece hukukta evet. ve avukatlıkta Hı-hı. değil. Aynı şartlarla bile hani işe alımlarda bile evet, fark ediyor. Kesinlikle. Eğer aynı şartlardaysanız daha fazla kadından çok erkeğin tercih edildiği durumlarda evet. oluyor. Özellikle bu toplumsal cinsiyet eşitliğini herhalde hayata geçirirsek böyle sıkıntılarda kalmayacak değil mi? Evet. Ne dersiniz? Aynen öyle. Yani işte dediğim gibi bizim süreç işe alım süreçlerimizde biz yaptığımız işin gerektirdiği niteliklere bakıyoruz. O yüzden de hani kadın ve erkek ayrımı bu anlamda yapmıyoruz ama bunun yapıldığı çok fazla yer var. Özellikle doğum gibi kadını iş hayatından belli bir süreyle uzaklaştıracak yani yapılacak bir şey yok orada. Bu gibi süreçlerin işverenler nezdinde tereddütlere yol açtığı durumlar evet. çok fazla oluyor. Bunun kadında yansıması da şöyle olabiliyor. Bunu yapmayan iş yerlerinde dahi kadının kendisinin işte doğum sebebiyle işten ayrılacak olması stres yaratıyor. Kimi doğumdan hemen çok kısa bir süre sonra çalışmaya başlamak zorunda hissediyor kendini. İş yeri o baskıyı yapmasa bile. Çünkü toplumsal baskı olarak hani ben geri kalmamalıyım. Ben bu sebeple geri kalmamalıyım. Her şeyi aynı anda yapabilmeliyim baskısı da çok fazla olduğu için. Ya da çocuğum yüzünden 3 gün sonra işe başladığımda işimden olmamalıyım. Olmamalıyım. Yani o var. Onun dışında bir de yine yani en iyi eğitim görmüş, en iyi iş yerinde çalışan insanda bile ben çocuğum sebebiyle iş hayatından uzak kalmamalıyım baskısı maalesef oluyor. Halbuki aslında erkeklere de aynı şekilde işte doğum izni vesaire bunun erkeğin de aslında görevi olduğunu yani kadının yapması gereken anne olarak yapması gerekenler dışında ebeveyn bir kişiyle kesinlikle olunmadığı. Evet aynı düzenlemeler erkek için de yapılsa aslında belki de bu iş hayatındaki o kadının üzerindeki bu baskıyı da ortadan kaldırabiliriz diye düşünüyorum.
Evet. Yani kadını koruyan çok güzel düzenlemeler var ama oradaki mesele aslında şu, kadını koruyan. Aslında kadının, hani burada Virginia Woolf'un çok güzel bir sözü var. Kadının işte korunmaya muhtaç bir varlık hani olmadığını anlayabildiğimizde her şey hallolur diyor. Evet, işte iş hukukunda çok lehe pozitif ayrımcılık yapan düzenlemeler var ki bunlar lazım ve önemli şu anda. Çünkü hani adım adım anca bu aşamaya geleceğiz. Ama örneğin doğum izni dediğimiz şeyin erkek de aynı şekilde işte doğum iznine, babalık iznine sahip olsa belki bu durumda algı sadece annenin görevi olmadığı, erkeğin de görevi olduğu. Dolayısıyla iş hayatından erkeğin de aslında aynı sürelerle uzaklaşabileceği algısını belki oturtabiliriz. Ama tabii bunun için birazcık daha yolumuz var diye düşünüyorum. Evet, bayağı uzun bir yolumuz var gibi geldi bana şimdi bir anda düşününce. Evet, ama yapan ülkeler var. Gerçi mesela orada da... Evet, dünyayla karşılaştırabilir miyiz bu durumu? Yani bu kadın erkek eşitsizliği dünyasal, yani bütün küresel bir sorun aslında. Sadece Türkiye'ye özgü bir durum kesinlikle değil. Kesinlikle. Türkiye'de ama mesela 149 ülkeden yapılan bir sıralamada 130. olmuşuz 2018 verilerine göre. Dolayısıyla bizde birazcık daha sorun olduğunu söyleyebiliriz. Bu İskandinav ülkelerinde bu şey çok daha gelişmiş düzeyde. Orada işte bu babalık izinleri vesaireleri çok böyle güzel düzenlenmiş bir şekilde ve hatta ben böyle 2007 yıllarında İsveçli bir avukatla tanışmıştım, bir erkek. Yarın izine çıkıyorum demişti. Aa, ne izni dediğimde babalık izni demişti. 6 ay olmayacağım demişti ve çok şaşırdığımı hatırlıyorum. Ve o zaman maalesef hani tabii ki insan da gelişiyor. Şunu hissettiğimi de hatırlıyorum. Babalık izni mi hani ne yapacak ki dediğimi de hatırlıyorum. O zaman yaşta daha küçüktüm. Belki hani ben de daha henüz yeterince belki yoğrulmamıştım bu süreç içerisinde. Ama hani onu düşündüğümü hatırlıyorum. Buradan aslında şu da çıkıyor. Hepimiz de kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Bu süreçle bilinç kazanıyoruz. Kendi dilimizi de değiştirerek, algımızı da değiştirerek bizim de aslında hani ufak ufak bu şeye katkıda bulunmamız gerekiyor. Ama dünya bakımından baktığımızda da bu İskandinav ülkelerinin birazcık daha ön planda çıktığını görebiliyoruz. Ama diğer ülkelerde yine eşitsizlik aynen devam ediyor. Evet. Şimdi kadınlar bile çocuk yaptıkları zaman, doğum yaptıktan sonra 6 ay gibi bir süre gitmeyen çok az kadın var aslında yani. Bir de erkeklerin düşünemediğinden böyle 6 ay boyunca doğum izni almaları gerçekten keşke olsa geçen diyelim. Gün biri şey söyledi. Tabii orada almalarının sebebi şu olacak aslında. Onlar da ebeveynlik görevlerini yerine getirecekler. İşte kadını hani tek başına bırakmayıp onun da hani hayata daha hızlı adapte olmasını tekrar doğum gibi önemli bir süreçten sonra. Biri şunu söyledi. Hani erkekler o izni alsalar gene iş kadına kalır. Dolayısıyla hani onlar gene normal o zamanlarını başka şeylerle geçirirler dediler. Bilmiyoruz hani bu işin esprisi. Ama en azından algıyı değiştirmek bakımından hani bu tarz düzenlemeler önemli olabilir. Evet. Peki Türkiye'de hukuk alanında kadın ve erkek eşitliği ve biraz daha iyileştirilebilmesi için mutlaka atılması gereken adımlar da vardır. Nelerdir sizce bu adımlar? Nasıl adımlar atılması gerekiyor? Evet, yani şimdi aslında mevzuatlara bakılacak olursak hani kadın erkek eşit. Yani orada çok fazla belki adım atılmasını gerektirecek şey olmayabilir. Bu birazcık daha uygulama ve işte kültürel, toplumsal algının değişmesiyle olacaktır. Hukuk alanında az önce söylediğim şeyler, yani iş hukukundaki bu pozitif ayrımcılık aslında iyi niyetle yapılan bazı düzenlemelerin erkeklerle eşit şekilde dengelenmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Burada yine Cuma günü, yani Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında bir başka bir etkinliğe katılmıştım. Oradaki konuşmacılardan bir tanesi şunu söyledi. Şimdi belli bir sayıda işte kadın çalışan olması halinde vesaire kreş gibi şeyler açılması gerekiyor biliyorsunuz iş yerlerinde. Bu aslında çok güzel bir şey ve amaç aslında kadının iş hayatına daha çabuk adapte olabilmesi. Ama öbür tarafta da işverenin üzerine bir külfet olduğu için acaba hani onun yerine daha fazla erkek çalışanın yönlenmeli miyim algısı da oluşturabildiğini söylediler. Mesela bu gibi düzenlemelerde hani kadın sayısı çalışan vesaire değil, çalışan sayısı, nasıl iş yeri hekimimiz var belli bir çalışan sayısının üzerinde, aynı şekilde belli bir çalışan sayısının üzerinde bir kreş vesaire gibi düzenlemeleri daha nötr. Kadın erkek sayısına göre değil, çalışan aynen sayısına öyle, göre kesinlikle. Hani o cinsiyet ayrımcılığı değil, daha böyle nötr düzenlemeler yapılırsa bunu adım adım daha şey sağlayabiliriz. Yoksa hani önemli adımlar tabii ki atılıyor ama hani toplumsal algının değişmesi için çok, yani bu kültürel ve kemikleşmiş bir şey maalesef. Bunu işte bizler başarılarımızı ön plana çıkartarak, yılmayarak, daha fazla çalışarak maalesef bir gün eşitleyebileceğimizi düşünüyorum. Hani toplumda o
eşit bakış açısını, yani kadın erkek olmak değil, insan olmanın önem kazandığı bakış açısına da ulaşabileceğimizi umuyorum. Zaten tek dert de o değil mi? Kesinlikle. Cinsiyet eşitlik, yani yani toplumsal cinsiyet eşitliğinden başka aslında bu kadınların da çıkıp da çok fazla talepleri de yok. Sadece kesinlikle. Eşitlik bekleniyor. Evet, evet. Ama baktığımız zaman, peki cinsiyet eşitliği için böyle biraz daha maddeler değil de biraz daha anlatacak olursak neler yapılması gerekiyor sizce? Yani cinsiyet eşitliğini sağlamak için dediğim gibi öncelikle algının değişmesi gerekiyor. Bu olmadan hani istediğiniz kadar düzenleme yapın. Pek çok hukuki düzenleme yapılıyor. Ama hani hukuk toplumdan bağımsız bir bilim değil. Dolayısıyla hani uygularken ister istemez tabii ki toplumsal gerçekleri de dikkate almamız gerekiyor. Bunun için de çok önemli çalışmalar var, yapılıyor. O algı noktasında da yani sadece büyük şehirlerde değil aslında yani çok büyük bir coğrafyadayız ve çok çeşitliliğe sahip bir nüfusumuz var. Dolayısıyla küçük yaşlardan itibaren bu eğitimin sağlanması kadının toplumun gerisinde değil normal eşit şartlarda toplumun içerisinde var olmasının gerekliliğinin vurgulanması gerekiyor. Burada şunu da söylemek istiyorum hani tabii ki biz şu an eşitsizlik olduğu için ister istemez şu hınç oluyor içimizde. Hani biz daha iyisini yaparız. Bunun biz daha doğrusunu yaparız diye. Ve açıkçası evet pek çok alanda da biz daha iyisini yapıyoruz. Çünkü çok daha fazla çalışmamız gerekiyor. Evet. Erkeklerin herhangi bir çaba göstermeden sahip olduğu pek çok şey bizim çok fazla çaba göstermemiz gerekiyor. Öyle olduğu için de bu çabayı çok küçük yaşlardan beri gösteriyoruz. Bunu işte küçük çocuk yani küçük daha kız öğrencilerimize en baştan itibaren aşılayarak işte o toplum algısında bir gelişim sağlanacağını düşünüyorum. Yani Evet. hukuki olarak hani hukuk dallarında atılacak adımlardan ziyade bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü mevzuat atıl kalıyor. Eğer onu uygulama bilinci ve algısı yeterince gelişmemişse. Evet. Zaten genel olarak bütün problemler hep uygulamada yaşanıyor Evet, galiba. kesinlikle. Teorisi evet ama pratik desem sağlanmakta Evet. evet. Peki, aslında keyifli şeylerden bahsettik ama işte bir de kadınların yaşadığı ve gözümüzün önünde olan Evet. maalesef keyifsiz ve üzücü şeyler de var. Kadınlara soruluyor, işte pek çok üniversite araştırma yapıyor. Kadınların en büyük şikayeti kadına olan şiddet. Kesinlikle. Bu konuda neler söylersiniz? Bu konuda düzenlemeler mi yapılmalı, ne yapılmalı ki artık gündemin, kadınlar için gündemin birinci maddesi olmasın bu kadına şiddet? Evet yani bu yine gerçekten hani en temel şey ama eğitimle ancak sağlanabilecek bir şey. Yani bu konuda kadının öncelikle bu şiddetin doğru bir şey olmadığını, hani katlanılması gereken bir şey olmadığının, bu konuda çok önemli ve güzel çalışmalar var, bilinçlendirme çalışmaları var ama bunlar toplumun gelene kadar ulaşıyor. Gerçi hani bu istatistikler gösteriyor ki bunun üniversite mezunu olmak veya olmamakla bir ilgisi de yok. Fakat Yok. toplumun genelinde evet genellikle utanılmak hani böyle bir şeye maruz kaldığı için utanmak sebebiyle bunu açığa çıkarmama, açığa çıkarmadığı için de yardım almama, yardım almadığı için de kendi içinde bunları aşmaya çalışmakla geçiyor süreçler. Aslında işte üniversite mezunu ya da ilkokul mezunu herhalde biraz da şöyle değişiyor mu? Yani işte üniversite mezunuysa eğer bir yerde bir yöneticisi bir şeyse biraz daha utandığı için. Kesinlikle. Eğer ev kadınıysa biraz daha çaresizlikten yani evden çıkarsam Evet. nasıl geçineceğim hayatımı, nasıl idame Kesinlikle. ettireceğim Bir de öğrenilmiş korkusundan. çaresizlik. Yani Evet. erkek yapar düşüncesi de maalesef o anlamda çok fazla insan böyle kanıksanmış durumda. Dolayısıyla en başta ve en önemli olarak yapılması gereken şey, hayır bu doğru bir şey değil. Kadına, yani bu aslında insana şiddet zaten doğru. Hiç herhangi bir şeye şiddet zaten Herhangi doğru bir bir şey değil. canlıya, Kesinlikle evet. canlıya. Fakat hani kadına şiddet olayları en ön planda olduğu için maalesef bunun doğru olmadığına, buna katlanması gerek zorunlu olmadığına dair öncelikle insanların nezdinde bunun bilinçlenmesi gerekiyor. Bu konuda çok önemli çalışmalar da yapılıyor. Ama dediğim gibi bunun gerçekten toplumun her bir kesimine ulaşması, bunu dile getiren kadının yalnız olmayacağını, tekrar başına bir şey gelmeyeceğini hissetmesi gerekiyor. Bu konularda uygulamada da hani cezai bir şikayet yapılması veya işte bir dava açılması hani olayın niteliğine göre alınan hukuki yola başvurulan hukuki yolun niteliğine göre de çok ciddiye alınması gerekiyor. Yani karı koca kavgası veya şey gibi hafifletici şeylerin kesinlikle olmaması, böyle bir şikayet geldiği andan itibaren maksimum ciddiyetle olayın kovuşturulması, soruşturulması ve gereken önlemlerin alınması gerekiyor. Maalesef bunun sesini çıkartıp
işte normal resmi makamlara başvuran kadınlar da resmi makamlara başvurduktan sonra başlarına birçok fazla olay da geliyor. Evet. Dolayısıyla buralar çok titizlikle ve ciddiyetle ele alınması gereken süreçler. Evet. Peki işte 2-3 dakikalık bir süremiz kaldı. Ben burada böyle bu bölümü biraz keyifli kapatmak istiyorum. Kadın erkek eşitliği ve kadının yönetimdeki etkisi konusunda aslında yalnızca hukuk bürolarına değil, iş dünyasındaki herkesin ve her kişinin böyle bir model oturtmuş olması gerekiyor aslında. Yani sizi bir örnek verdik, siz evet. Çok güzel bir örneksiniz ama bu örneğin her yerde kesinlikle olması gerekiyor. Peki bu modeli biraz anlatır mısınız? Nasıl bu noktaya geldi yani? Evet, aslında bu model bence bilinçli yapılmış bir şey olmadı. Öncelikle onu düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi hani biz eşitsizliğin her türlüsüne karşıyız. Dolayısıyla da hani kadın sayısının artması da bir anlamda öteki cinsiyete eşitsizlik evet. oluyor aslında. fakat ben 2005'te büroya girdim. Ve 2005'te girdiğimde de durum yine daha o zaman sayıca daha düşüktük ama yine oransal olarak bakacak olursak yine bir kadın çoğunluğu vardı. Bunu ben birincisi işte hukuk fakültesi mezunlarının hani kadın sayısının yüksek olmasına evet. bağlıyorum. İkincisi de büro olarak işte aradığımız nitelikler, yabancı dil bilgisinin hani yüksek olması gerekiyor. İşte yaptığımız iş, bir büroda çalışmak kavramı, böyle bir oraya hani daha titizlikle böyle bir kurumun bünyesinde çalışmak gibi şeylerde hani kadınların birazcık daha herhalde başarılı olduğunu düşünüyorum. Bunun da etkisi olmuş olabilir. Biz de açıkçası şu an işe alımlarda öyle bir ayrım yapmıyoruz. Yani yetkinlik evet, önemli, kesinlikle değil mi? Yetkinlik en önemli şey bu. O yetkinliğe sahip olan çalışan artık hani başvuran kişi erkek kadın hangisi ise ona öncelik veriyoruz. Ama açıkçası yine bu sene de rakamlarda ibre kadın lehine daha fazlaydı. Bu da sevindirici. Demek ki kadınlar daha yetkinler. Evet, kesinlikle. Kesinlikle. Hiçbir kadının da öyle bir beklentisi yok. Sadece, evet. Sadece fırsat eşitliği. Kesinlikle. Yani fırsat eşitliği olduğu zaman evet. Biz onlardan daha fazla çalışıyoruz galiba. Aynen öyle. O çok önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Çok daha fazla çalıştığımız için çok daha fazla şey başararak kendimizi göstermek için çok daha fazla mücadele etmemiz gerekiyor. Onun sonucunda da hani herhalde o anlamda fırsat verildiğinde daha iyi yerlere de bu sebeple gelebiliyoruz. Evet, peki ben size geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ederim. Çok keyifli sağ olun. Bir sohbetti. Yeniden ödülünüz için de tebrik çok ederim. Çok teşekkür ederim. İnşallah daha nice o 4 yıllar katlanarak devam etsin. İnşallah. Sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Teşekkürler. Evet sevgili izleyiciler, kadının gündeminin bu bölümünün de sonuna geldik ama kısa bir aradan sonra yeniden karşınızda olacağız.